Fikir ve sanat hayatının büyük isimlerinden biri yazar Alev Alatlı'ya son görev icra ediliyor. Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından Alev Alatlı toprağa verilecek. Ayrıntıları cenaze törenini takip eden Enes Arol şimdi aktarıyor. Enes. Bıraktığımız gün 79 yaşında hayatını kaybeden Alev Alatlı için cenaze töreni şu anda Eyüp Sultan Camii'nde düzenleniyor öğle namazının ardından. Cenaze namazı dakikalar sonra burada kılınacak. Tabii devletin üst düzeyde çoğu temsilcisinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve danışman şu anda burada cenaze töreninde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını kıldı. Daha sonra da vatandaşların da yoğun bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlarla sohbet etti. Daha sonra da şu anda cenaze namazının kılınacağı noktaya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül'ü görüyorum yanında. Yine AK Parti, özür diliyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Çok sayıda bakanın yanında olduğunu söyleyebiliriz. Burada vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir burada cenaze namazına katılmak için yoğun bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Geride bıraktığımız gün 79 yaşında hayatını kaybetmiş. Tedavi görüyordu uzun süredir hastanede. Alev Alatlı ve burada çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Geride bıraktığımız gün ilk vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Hemen ardından da yine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de birçok kişi taziye mesajlarını peş peşe yayınladı. Tabii şu anda cenaze namazı başladı. Az önce de belirtmiştim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım sağladı cenaze namazına ve Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müsait olarak gerçekleştirilen cenaze töreni şu anda icra ediliyor. Buradan son yolculuğa uğurlanacak Alev Alatlı naaşı Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek. Buradaki cenaze... Allahu Ekber. Allahumma fil hayyil kavmiyyit ya şahidi. Sayyidu kabir. Medikallina ve kâna. Allahumma kânet musibeten fesat-i hasaniya. Ve kânet musibeten fâbriyel emr ve emâneti. Ve zulfâ ve kerâmeti ve uşrâ. Ya rahmetike ya Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Sadakallahu'l-Azim. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Biz ölen her insana yeniden hayat veririz. Fakat kitab-ı mübine iki şeyi yazarız. Birisi hayattayken takdim ettiklerini, birisi de geride bıraktıkları eserleri yazarız buyuruyor. Bugün ülkemizin, milletimizin yakın tarihinde hep güzel söz ve güzel sada sahibi olmuş çok değerli bir mütefekkirimizi, Alev Alatlı hanımefendiyi, milletimize hem hayatında güzel sözler, güzel düşünceler takdim eden, hem de güzel eserler bırakan değerli bir insanı ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. O, milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkiriydi. Aynı zamanda
entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın, her yeni neslin ablası oldu. Biz hep öyle tanıdık. Güzel bir Müslümandı. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kur'an'ın bir ayetini müzakere etmek için son 5 yılda sürekli arardı ve kendisiyle Kur'an müzakerelerimiz oldu. Cenab-ı Hak bu iman ve İslam ile gitmeyi nasip eylesin. Bir konuşmasında diyor ki, efendice ölmeyi bilmek lazım. Efendice ölmeyi bilmek lazım. Efendice ölmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. 2 vazifemiz var. Birisi hüsn-i şehadet. Öncelikle Alev Alatlı hanımefendinin mümine ve muvahhide olduğuna şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Cenab-ı Hak hüsn-i şehadetinizi kabul eylesin. Helallik meselesi herhalde hepimizin zihnine nakşettiği bir ifadesi oldu. 21. asrın en büyük devrimi helal ile yasal olanı birleştirmektir dedi. Helalleşmekten söz etti. Şimdi bugün de musalla taşında bizden helallik istiyor. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Bizleri de arkamızdan herkesin haklarını helal ettiği güzel kullar olarak ahirete gitmeyi nasip eylesin. O meşhur ödül töreninde muhterem Cumhurbaşkanımız onu bu milletin aydınlarının vicdanı diye tarif etmişti. Herhalde söyleyecekleri vardır, buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten şu anda ebediyete, Hakk'a, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi. Anneciğim, ablacığım, hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığının ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Ve az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşru cem eylesin. Ve ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız, evet, ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik gidiyoruz ve tabii ki şu anda özellikle ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizleri haşru cem eylesin diyorum. Hocam zaten kelamları en güzelini
burada ifade etti. Ruhi için El Fatiha. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı şu anda denilince noktaya doğru götürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bir konuşma gerçekleştirdi. Şu anda ebediyete Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Erdoğan muhabbetinde hep şunu söylerdi. Anneciğim, ablacığım öyle bir güzelliği vardı. Hem bizim Cumhurbaşkanlığı ödüllerini alan ablamızı hem de yol arkadaşlığımızı yapan bir hanımefendiydi ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii vatandaşların yoğun bir katılımı oldu cenaze törenine ve Türk bayrağına sarılı tabutu da şu anda defnedileceği noktaya götürülüyor. Alev Ağıt'ın naaşı Gidişah Mahalli Sultan Hazretesi'ne defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada katılım sağladı ve burada öğle namazına müsakip kılınan cenaze namazında. Tabii çok sayıda kişinin katılım sağladığını söylemiştik. Burada dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti Alev Alaplı ve Eyüp Sultan Camii'nde cenaze namazının kılınacağının belirlenmesinin ardından da yoğun vatandaşların yoğun bir ilgisi bu noktaya oldu ve şu anda da naaşı cenaze aracına yükleniyor. Daha sonra da defnedileceği noktaya götürülecek. Tabii çok sayıda katılım olduğunu söylemiştik başta. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakanı bu noktada gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Burada cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında İstanbul Valisi Davut Gül'ü görüyorum ve çok sayıda kişinin hem bürokrasiden hem de İstanbulluların, vatandaşların burada yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda da cenaze aracı yavaş yavaş hareket ediyor. Naaşı Midişah Valide Sultan Hazretesi'ne defnedilmiş.